Kıymetli dostlar, dilerseniz çarpışma bölgesine gidelim efendim. Geçenlerde gizli bir uzay istasyonunu yağmalamıştık. İçeride 200 gün, 300 gün hayatta kalma mücadelesi veren bir hanımefendi vardı. Sürekli oturup detayları anlatıyordu. İşte gün bilmem ne, şunlar oldu, bunlar oldu, şunlar yaşandı şeklinde. Burası oyunun optimizasyonunun en kötü olduğu kısımdı. Çünkü buraya bir uzay gemisi düştüğü görülüyor. Doğal olarak buraya girmeyi yasaklıyorlar sevgili görevliler. Ve buranın sadece bir tane girişi vardı dostlar. O da gizli giriş. Tuvaletten, başka bir yerden giremiyorsun. Ama tabii önce Mikko tavuğumuzla şurayı bir araştıralım. İlerlemeye devam et sivil. Burada bakılacak bir şey yok diye kovuyor. Okey, tamam, burada hiçbir şey yok. Aynen, tuvalet kağıdını oynadığımızda oy. Evet hocam, burası Mikko. Burası uzaylıların esir tutulduğu yerdi galiba. Bizim bizim kurtarmamız için bekleyen uzaylı kardeş de orada. Şimdi buranın böyle bir bilmecesi, bulmacası falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama neler olduğunu tam hatırlayamıyorum. İlk yardım kiti $80, Allah bereket versin. Tabii ki biz burayı lootlamaya geldik. Eleman umrumuzda değil. Şuradaki bütün ürünleri parçalayıp koymaya falan hiç gerek yok. Ben bu kapının maymuncuklu olduğunu tahmin etmemiştim bu arada. Şöyle yapsak. Teşekkür ederim. Bir elektrikli süpürgenin sesi vardı da sesi kesildi gibi, fark ettiniz mi? Zop 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 zop. Bu ne işe yaradı bilmiyorum bu arada. Beni birinci kata götürsene. Burası giriş sayılıyor. Beni şu birinci kata bir götür. Döktür hocam, döktür. Burada gene elemanın biri döktürüyor. Şimdi buralarda alınacak edilecek item yok. Şu yerdeki poşetleri falan atarak nakit elde edebiliyoruz elbette. Burada bir şey var. Ben bir şeye tıkladım ama ne oldu bilmiyorum. En üst kattan şu aşağının plazmasını etkileyeceğiz galiba. Bizim evde birleştirilebilir kasanın sapı. Sapını da bulmuş olduk böylelikle. Hesap makinesi, ıdı bıdı. Bak, kenardan sarkan tüller, işte efendime söyleyeyim, pankart kılıklı şeyler, bunların hepsi satılabiliyor. Şu ip yumakları da satılıyor ama ne yazık ki bunlar satılmıyor. Bunu da mı çeviremiyorum ya? Şu böyle çok satılabilir bir şeye benziyordu harbiki. Mikko'nun olayı ne? Balım bilmiyorum ki. Ya yani ürünleri upgrade'lememizi sağlayan şey bu. Yani oyunun hikayesine göre de çok umurumda olmadı hikayesi, işin açığı. Ben ya bana hitap etmiyor mizah. En azından onu söyleyebilirim. Bu işte Mikko kuruluşu. Vay be, $200 ediyor bu, çok güzel. Bu Mikko kuruluşu uzaylıları kapatıp onlar üzerinde deneyler yapıyor galiba.
O deneylerden kurtulmayı başarabilen bir uzaylı da bizim agalardan yardım istiyor. Ama uzaylıların tek ve nihai bir amacı var. Bu da birleştirilebilir bir parça muhtemelen. O da parti yapabilmek kanka. Uzaylıların partisi yarım kaldığı için biz de onlara yardım ediyoruz. Olay bu. Şu ay içkisi adı verilen bir içki var. İçkileri bitmiş. Dalga geçmiyorum arkadaşlar bu arada. Sıfır şaka gerçekten böyle. Yani oyunun hikayesi, konusu bu. Ya zaten hani mizah anlayışlarının gerçekten çok sığ olduğunu, benim açımdan çok sığ olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ya zira şu yani adamlar şuna kasmışlar kanka. Osuruyorsun hani anladın? Osuruk. Tam bir kere güzel, iki kere güzel. Eyvallah ama hani tüm oyun boyu sıçan bir eleman ve sürekli bok üzerinden dönen espri. Bilmiyorum bana hitap etmiyor. O zaman oynama lan yar. Yar arkadaşım kartını oynayacaklar için. Maalesef bu alım satım olaylarıyla alakalı hani bir depo savaşları konseptinde oynayabileceğiniz tek 3 boyutlu oyun bu. Değil mi? Dealer's Life falan var. Dealer's Life'ı saymayın. Dealer's Life'da hani depo alımı satımı yok. Dealer's Life direkt ikinci el işletiyorsun. Hani böyle ikinci elden ürünler arıyorsun, satıyorsun falan. Orası direkt al sat. Hani böyle keşif yapabileceğin, özellikle bit varsa olan hiç 3 boyutlu oyun yok galiba. Buralar açılmıyordu sanırım ya. Nereden geliyor ki ses? Şuraları kastetmiyor ama oraya eminim yani. Ha, burayı açarak yukarıdaki ürünleri düşürdüm. Yukarıdaki ürünlerden alacağımı aldım. Şu solda bir yerde bir yer var. Bilmiyorum yabancıların mizahı bana pek hitap etmiyor ya. Yani adam şişme bebek falan doğuruyor anladın mı? Uzaylı bir eleman. Şişme bebek falan doğuruyor yani. Aslında baktığın zaman gerçekten oyun boktan. Yani buram buram kokusu burnuna geliyor da dediğim gibi o hani alım satım depo savaşlarının hatırına idare ediyorsun işte ya. Güzel. Etraftaki malzemeler de iyi para etti. Şuradaki kıvılcım iyice bir dellendi ama. Buradaki kısım bozuk pekala. Yerdeki çar çöp nakit para ediyor etraftakiler. Kapıdaki lazere sık. Elimde tabanca mı var sence? Peki ne tür mizahtan hoşlanıyorsun? Bok mizahından hoşlanmadığım kesin. Ya da absürt. Güzel elektrikli süpürge 195 dolar. Bilmiyorum arkadaşlar çok öznel bir şey değil mi bu? Ama yani şundan hoşlanmadığıma eminim. Kara mizah dedikleri hani aslında komik olmayan ama komik olmamasının komik olduğunu düşündükleri şey o bana hiç hitap etmiyor. Misal bu. Neyse. Bunun tek amacı burayı açmak mıydı? Hiç sağdan soldan bir şey çıkmadı galiba. Bir malzeme, herhangi bir şey. Bunları falan parçalamaya, kırmaya gerek yok. Şu köşede hiçbir şey göremedim. Buralar tertemiz. Pekala. Şuradaki dolapları da araştırdım. Buranın belki bir üst katında... Hop şunu da bir zıplayıp alırsak. Buranın belki üst katında bir şeyler olur. Buradaki her yeri aşağı yukarı araştırdım gibi. Ve sanırım... Ne oluyor be? Neler yaşanıyor ya? Ben buraya neden atladığımı bile bilmiyorum ama.
Bir şekilde atlamayı başardım. Nasıl olduysa. Asansörü buraya rica edebilir miyim? Ve birinci katın ikinci kısmı var sanırım. Burası ayrı bir kat değil. Şunları şu kenara bir al. Çıkar beni buradan. $85 hiç fena değil. Zemin. Pekala. Buranın arkasında minik bir geçiş mi var? Nitro Herkül 125. Peki. Sanırım bir de buranın tam tersi istikamete ilerlemeliyim. Tam tersi değil de şu şekilde... Allah'tan sol damage yok. Abau. Ablam araba eve bırakıp yürünür mü bu havada? Dikkat et vallahi sağlığına. Peki sana en son ne kahkaha attırdı? Hatırlamıyorum. Ben gülmeyi unutmuşum. Yok ya, ya ben hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Bu sanırım etraftaki elektriği kapatmak biraz sorun olacak gibi. Buranın en üst katını... Ey! Tamam. Sakinim. Arkadaş bana sürekli mızmız bir ihtiyar olduğunu şey yapmaya çalışıyor bu arada. İfade etmeye çalışıyor. Farkındayım yani. İhtiyar kısmı hadi bir yere kadar tartışılır da mızmız olduğuma ifade etmeye çalışıyor galiba. Bunlar sence komik değil mi? Abi o sürü komik değil. Yani 10 yaşından yukarıdaysan en azından. Allah'ım nihayet durdu. Bir an hiç durmayacak sandım arka plandaki ses. Akıllı Boozer adı verilen televizyon. Çok güzel. Anladım ablam. Yok galiba buraları alamadık. Evet ya hakikaten. Otoboka $200 yani $180. Güzel fiyatlar biçiyor ama... Nasıl oluyor da o kocaman koltuğa gelince fiyat aralığı umduğumuz gibi olmuyor gerçekten anlamıyorum. Ama sağlık olsun. Tamam, burada herhangi bir şey yok. Bu sattığımız ıvır zıvırlardan da iyi para geldi. Üstelik unutmayın buraya geldiğimiz için herhangi bir masraf ödemedik yani. Burayı satın almak adına herhangi bir... para harcama durumumuz, para harcama opsiyonumuz olmadı. Yani baktığın zaman burada topladığımız bütün ürünler müthiş derecede uygun fiyata geliyor yani sıfıra. Sadece işçilik var işte. Buranın ilerisinden bir yerden mi geldi o? Burası soğuk. Sağdan bir yerden mi geldi? Allah Allah.
Sol alt gibi geldi benim kulağa. Siz de bir dinler misiniz siz de zahmet? Alt kat mı? Bana alt kat gibi geldi sanki böyle. Elektriğe ötmez. Bu ne lan? Holograma ötüyormuş, 195 dolar. Gözleri iyi görmeyen insanlara acı çektirmek için yapılmış bu. Ver de şunu bir sıçsın rahatlasın artık ya. Hologrammış Şükrü abi, ben de anlamadım ki. Sağdan duydum. Alt kat sanki. Dibin diyor. Yo, bu para etmiyor. Bunların içinde falan mı bir şey var acaba? Yo, bunlar da metal ediyor. Yep. Kutunun içinde. Var ya, şu tavuk cihazı olmadan çok şey kaçırıyormuşuz ya. Okey, bura temiz. Tertemiz. Alt kattan veriyordur sesi de, dur bakalım şunları bir toplayalım. Vallahi bunlar da 3-5 abi, para paradır yani. Şey gibi. Ankara'da böyle yerde yürüdüyseniz, yani bakarken yürürken yere baktıysanız şayet. Yere atılan bazı kartlar vardır abi, ama öyle bir kartlar ki hani sanırım mağara adamlarını dolandırmak için yapılmış. Hani Katy Perry'nin resmi şey yazıyor. Natasha seninle sevişmek istiyor. Selena Gomez, Katy Perry, ağırlıklı olarak onlar kullanılır böyle. Bu kartları toplarken o hissiyatı yaşadım. Hani böyle gezerken atarlar ya o kartları. Ulus'ta falan denk gelmişsinizdir belki. Yere baktığında hep görürdüm. Başka kimi kullanıyorlardı? Shakira'yı kullanan gördüm ben ya. Evet, bir de Ankara deyince nedense aklıma Sarı Tutku geliyor. Abi popülerdi. Gelmesi normal. Gelmesi normal yani. O zamanlar işte bizim yaşlar 17-18 falan. Ya mahallenin abileri paso ondan bahsederdi. Çalıştığı bir iki tane işletmeyi çok iyi bilirlerdi. Abonelerdi elemanlar. Gidiyorlardı yani. Ben kendisini hiç görmedim ama. Bayağı popülerdi yani. Selena Gomez'i kullanıyorlar hocam. Katy Perry'yi kullananları gördüm. Shakira'yı kullananları gördüm. Rihanna'yı kullanıyorlar mıydı, kullanmıyorlar mıydı hatırlamıyorum. Bak, o konuda dürüst olacağım. İçeriden veriyor sesi. Rihanna görmedim. Sen de diyeceksin lan her şeyin uzmanı mı oldun? Kanka, dolmuş beklerken 5 adım yürü zaten hani anlarsın beni. Dolmuş beklerken 5 adım yürümen yeterli. Hani bir uzmanlık alanına ihtiyacın yok, anladın? Bana o konuda gömmeyin de. Gerçekten bir uzmanlık alanına ihtiyacın yok ya. Uzaylı kardeş orada esir. Aha! 172 dolara koltuk. Kardeşim çöktüm koltuğa. Sen beni bir sal. Ben buranın olayını hatırlıyorum bu arada. Ne var abi şurada? Şunu bir kenara çekelim. Tüp! Piknik tüpü değil, büyük tüp bu. Anlattıklarının hepsini ben de gördüm. Ya Mete, artık var mı balım? Ben hiç Kızılay'a falan çıkmadım, bilmiyorum da. Uzun zamandır görmedim ya, yalan yok. Ama hani
Ulus'ta falan böyle özellikle şey vardır. 100. yıl çarşısı. Otobüsler falan oradan iner. Hani otobüs durağından inip çarşıya doğru yürürken yerde bol bol görüyordun. Ben yıllar önce gitmiştim. En garibime giden sarı ticari taksilerin çoğu modifiyeliydi. Çok şaşırmıştım. Evet, modifiyeli kullanırlar. Aleyküm selam. Uzman Toto'cu hoş geldin. Merhabalar. Halen daha var mı? Bilmiyorum ki hocam. Ne gördünüz hayrola? Abla yerde kartları toplarken şey dedim ya, bu bizim hani Ankara'da dağıtılan escort kartlarına benziyor diye. Ya escort kartları dediğim, escort kartları dediğim de dolandırıcılık arkadaşlar, Allah aşkına. Yani Katy Perry'nin Ankara'da kötü yola düşmüş olma ihtimali var mı sizce? Veya Selena Gomez'le Shakira'nın kullandıkları fotoğraflar, onlar da anılarım canlandı hani böyle yürürken ederken falan görüyordum. Öyle bir ihtimal söz konusu olabilir mi sizce? Shakira tutunamadı ve pavyon yolu. Ya da Rihanna, bilmem ne gazinosunda. Aklın mantığını alıyor mu? Çok fantastik değil mi? Stringent 5. ayında 5 ay mı olmuş? Kolay gelsin abi demiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, en çok Selena Gomez'i koyuyorlar. Evet. Aradın mı hiç? Doğruyu söyle ablacığım. Hiç o taraklarda bizim olmaz. Umurumda da olmaz. Ben bilinçli bir bireyim. Bilinçli yetişmiş bir bireyim. Bir telefon faturası. Ağlıyormuşum değil mi? Bir telefon faturası geldi diye. Hiç öyle bir şeyim olmadı. Öyle bir durumum olmadı. Ben erkek olsam merakımdan arardım. Abla faturanın ne olacağını bildiğim için hiç o tarz bir şeye kalkışmadım. Ya dolandırıcı olduğu o kadar belli ki. Yani interneti hiç kullanmamış olman lazım. Yani potansiyel müşteri adayı sen değilsin onlar için. Dayılar. Hani böyle internet kullanmayalar. Yani kartın üzerinde bir telefon numarası var. Natasha yazıyor ama resim Selena Gomez'in. Yani kimi yiyorsun kanka? Kimi yiyorsun? Anladın? Ayça 22 oturum açtı gibi. Yani Ayça 22'yi yemeyen adam onu hiç yemez. Buralarda hiçbir şey yok değil mi? Tamam. Her şeyi araştırdık mı? Direkt şu uzaylının kafadaki var ya artık. Şimdi hangisi sırayla yakıyordu bunları ya? Hangi sırayla takip ediyorduk biz bunları la? Arkadaki üçüne bağlanıyordu galiba. 3 tane var abi. Birinin kablo bu. Yak ulan. Yak şunu yak. Gitti 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 gitti. Hala doğru kabloda mıyım? Şunu takip edeceğim. Bu burada. Bu ya bu. Bu. Sonra bu. Bu ilk sıra mı değil mi bilmiyorum da bu bulmacaları tersten çözeceğim hocam. Bu da bu. Son bu kaldı. Geldin, o kablo buradan geliyor. Öyle gidiyor, böyle dolanıyor. Şu ya. Miko. Miko! Nasıl olmadı o ya? Düğmelerin 2 bölü 5'i sahte. Allah Allah. Biz nerede hata yaptık hocam ya? İstanbul'da ışıklarda, arabalarda takıyorlar kartları. Bakıyor bayan, vermiyor kartı. Nasıl ya? Işıklarda kart mı dağıtıyorlar? Bizim ışıklarda su satıyorlar. Bebeler. Yani hocam şimdi bak. Rengarenk yanıyor anasını satayım. Hangisi bir? Bu bir. Bu bir. Yan. Bence doğru yaptık ya. İlk ikisi doğruydu. Pembik 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 pembik. Şu ya bu. Bu. Sarı bu.
Miko. E benim Mikecem şimdi. Şu üçlü olmuyor. Şöyle deneyek o zaman. Miko. Sıra nasıl yapılıyor ya? Abi sıra nasıl anlayacağım ben? İlk önce hangisi yanıyor ona mı bakacağım? Bak hepsi sönük. İlk önce şu ikisinden biri yanıyor. Yani ilk önce bu ya da bu. Hangisi olduğuna karar vereceğim. Yan bir. Kafa gitti gene. Bir, üç, dört. Allah razı olsun. Miko. Ebemizi miktiriyorsun ha. Dayı. Bak şimdi. Çok kötü söveceğim anana ya. Sarı. Sırası hangisi? Ben onu anlamıyorum ki. Sırası hangisi hocam? Hangi aralıklarla yanıyor? Bu sarı 3 numaraya bağlanıyor. Ben renk körüyüm abi. Her şey bana o kadar yabancı ki. 4-3-5. 4-3-5. Değil. Miko. 4-3-2. Dur yanlış yaptık. Miko. 4-3-2. Miko. 2-3-5. Her şeyi bana deneteceğiniz mi? Miko. Boku yedik biz ya. 1-2-5. Miko. Yakın bile değilsiniz bence ya. Yakın bile değilsiniz ya. 3-1-4. Miko. Bak bence 3-1 doğru. Sonrası ne ama? 3-1. 3-1. 2 mi dayı? Şunun nereye gittiğini bulmak lazım. Miko. Gene 3-1-4. Ben bunun yanlış sırasını anlamadım kanka, hani neye göre, anladın mı? Neye göre? Bir numara hangisi? Sağdan mı başlayacağım, soldan mı başlayacağım? Neye göre amına koyayım ya? Yani hiçbir ipucu vermiyorsun ki. Ben ne anlayayım bundan abi? Rengarenk kablolar mablolar gidiyor geliyor. Sırayla aç diyor hocam, yani sıran. Ne sırası ya? Nasıl bir sıra abi yani? Soldan sağa. Tamam. Bak şu pembik. Pembik 4. Soldan sağa. Bu. Ne yanıyorsun? Beyaz yanıyor. Bu. Efendim Shad Royal Primer Avantajı ile ikinci ayında. Sarı yanıyor. Sarıda 3 galiba ya. Sarıda 3. Dur. Yan. Sarı 3 ya. Miko. Lan biz bunu yapmadık mı hiç? Yaptık da komboyu tutturamadık galiba. Beni kurtardığın için teşekkürler. Bak oyunun amacını burada anlatıyor abi. Uzaylılar evrendeki en büyük partiyi veriyorlar. Ama sonra uzaylılardan bir hırsız içkisilerini çalıyor bunların, alkollerini çalıyor. Ağlak uzaylı dedektif uzaylıya dert yanıyor. Sonra da bu iş için bizi görevlendiriyorlar. Uzaylıların verdiği bu müthiş partiyi kurtarabilmek için bizim gidip bu adamlara içki bulmamız gerekiyor abi. Amerikan pastası filmlerinin konusu falan daha iyi olabilir, bilmiyorum ya.
Bilmiyorum yani böyle hani lüzumsuzluğun nirvanası nere olabilir diye tahmin ediyorum şu an. Bunun dışında her şey çok komik ya. Yani her şey daha olası. Dış arısı. Beni dış arıya götür. Şadrail ikinci ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim bu arada. Sağ olasın. Amca selamun aleyküm. Eşyaları taşıdığın için sağ ol. Bu gezi bize 3387 dolar vermiş. Allah bereket versin. Hadi gidelim. Üstelik fullemişim. Nagihan abla 8. ayın kutlu olsun. Sağ olasın. Hoş geldin. Ne yüce bir amaç değil mi efendim? Ne yüce bir amaç. Uzaylıların partisinde alkol bitiyor. Adamlar bizi görevlendiriyor. Kanka bizi bir çöz be diye. Gerçekten oyunun amacı bu. Ama işte oyunun eşi benzeri yok kanka. Eşi benzeri olsa böyle yani hakikaten oynayabileceğin bir depo savaşı oyunu olsa takılırsın da yok ki. Yani inan şu ürünün alış satış kısmı, efendime söyleyeyim böyle tamiratı, tadilatı, pazarlık kısmı falan hani bu kısımlar hoşuma gidiyor. Geri kalanları şey yani koca bir boşluktan ibaret benim için. Her neyse ürünler buraya yerleştiriliyor. Bir tane yıkanması gereken, 3 tane tamir edilmesi gereken ürün var. Bunun tamiratını gerçekten, daha doğrusu temizliğini gerçekten rahat yapabilecek miyiz peki? Bence bunu kolay kolay atlayıp patlayamayız ya. Berber koltuğu gibi. Bence su girmedik yeri kalmadı. Su girmedik yeri kalmadı. Yok My Summer Car oynamadım. Hoş geldin Nagihan ablacığım. Seni sormalı çok şükür. Seni gördük daha iyi olduk. Sen nasılsın? Yaşar Kerem Köroğlu hoş geldin. Merhabalar. Efendim müzayedeye gidemeyeceğiz büyük ihtimalle. Uyuyup uyandıktan sonra muhtemelen bizi uzay üstüne yollayacaklar. Tamire ihtiyacı olan ürün yok mu ya? 1, 2. Evet 2 tane de tamire ihtiyacı olan ürün var galiba. Ay üstüne yollayacaklar bizi içki bulmak için. Sonrasında son bir depo savaşı var. Şey yaparız ya görevlere rushlarız hızlıca. Sonrasında bir alım satım yaparız. Bütün eşyaları bir satarız. Elimizdeki bütün parayla Amerika'nın en büyük bütçeli depo savaşına katılırız. Hatta şu 16 ürünü bence direkt satalım var ya. 16 ürünü bence direkt okutalım. Sonrasında Amerika'nın en ünlü depo savaşı için kolları sıvayalım. En ünlüm işte. En sonu ya. En son kademesi bu. Umarım ürünler ona göre pahalı olur ya böyle. Yani depo savaşları hep çok ilgimi çekiyor. Oyunu bitirirsin bugün. Param var zaten. 16 tane ürün var kanka. Bunlara da üşenmeyelim ya. 16 tane ürüne de üşenmeyek yani. Değil mi? 17 taneymiş. O satış 2 dakika bile sürmez. Ama uzay üstünden ne kadar ürün gelir bilmiyorum işin açığını söyleyeyim. Boş, boş. Boş. Başka yer yok, değil mi? Hı-hı. Bir uyu uyan yapalım sonra depodaki ürünleri satmaya kalkışalım. Bidwars DLC'si gelse çok güzel olur. Hala çıkış tarihi verilmedi. Bidwars DLC'si için de bana oyunu bir tur oynatırsa. Çünkü bak Amerikan Rüyası DLC'si için bana oyunu oynattı sürekli. Hatta şimdi gene finalliyoruz. Sözde sadece DLC'yi oynayıp geçecektik. Gene finalliyoruz arkadaş. Gene bana oyunu anlatırlarsa sıkıntı olur. Ha paketleyip gönder füzyon 6'yı.
Tamam. Elemana paketleyip göndermeyi unuttum ama. Görev gelmeyecek. Nasıl yapacağız? Evet abi, depo savaşına gidilmiyor. Depo savaşına gitmeden önce bu ay üssüne gidip şey yapmamız gerekiyor. Adamların birasını bulmamız gerekiyor. Bir yakıt parası yok en azından. Bekle, bir ürünleri satıp öyle gideceğim. Ay'a yolculuk edip bir şişe ay içkisi al. Müthiş saçmalık değil mi? Müthiş saçmalık değil mi abi ya? Çok böyle müthiş bir saçmalık bence. Bak şey de vardı bir ara. Boom simülatör vardı, hatırladınız mı? Milletin üstüne falan işediğimiz. O niye satış yapamadım diyecektim. Bu ajan konuşmuyor zaten. Boom simülatöre de yeni bir güncelleme gelse çok iyi olur. Boom simülatörün hikayesi daha garip ya. İşte o boom simülatörde, dilenci olma simülatöründe arkadaşının bedenini adamlar el arabasına çeviriyor. Sen de onu kurtarmaya çalışıyorsun. Lan hakikaten boom simülatör demişken bir bakalım mı? Hiçbir güncelleme, müncelleme bir şey geldi mi acaba boom simülatöre? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence onu piyasaya atıp kaçtılar abi. Yani oyunun sonunu falan getirmeyecekler. En azından ben öyle hissediyorum. Ayı olayı üzerimizde tepiniyor. Kardeş üzerimizde niye tepiniyorsun amık? Onu anlamadım ki. Sevin sevin de yani. Herif toşbalakları bize sürte sürte seviniyor. Hiç pazarlık etmiyorum bu arada. Pazarlık edersem çünkü... Ben bu dükkanı kolay kolay bitiremem. 195 dolara ha hologram. Şu hologramı biri en önden alsa ya şurada. Dur bak, o değil. Hologramı al. Rafın en üstüne koy. Hologramı bir... Aha! Tüpe alıcı geldi. Ben de hologramı alıcı geldi zannettim. Uzaylı nerede birader? Eyvallah. Eyvallah, minik piknik tüpünü de sattık. Dışarıdaki ne getirdi bize? Koyar hızlıca satarız. Zaten 7-8 tane ürün var depoda. Koyar hızlıca alıcıya kakalarız. 23.270 dolar bu arada elimizdeki toplam eder, elimizdeki toplam fiyat. 23.270, müthiş bir rakam. Anladın abi. Direkt al git. Hologramı da direkt al git. Bu ürünü al buraya koy. Dışarıdaki nereye getirdi? Bak bu küçük televizyonun, evet, evet, evet. Büyük televizyona ben 50 dolar dediydim ya. Büyük televizyon 50 dolar değil abi. 200 dolardı, küçük televizyon 50 dolardı. Yani küçük televizyon dediğim ayaklığı olmayan. Fırını al git Igor. Ha diye hareket ediyor herif. Peki, 6 tanecik ürünümüz kaldı dükkanda. Combat with... Vallahi Orkmasta'yı ben de çok seviyorum da. Samet, hafta sonu gelinde kalacağım. Oo, abla peki bir şey soracağım. Yapacaksın mı kaynanalık? Dün davet ettiler. Yapacaksın mı kaynanalık peki böyle? Diye böyle surat asa asa. Ama çok sevindim ablam senin için ya. Ya tabii en nihayetinde
Artık onun da annesisin. Yok ya, yeter, ürün istemiyorum. Şu dükkanı satalım gidelim. 3 tane yer kaldı. Kıyamam, çok yordular kuzum. İnanılmaz canları çıktı. Çok yoruldular. Ya abla, tatlı koşuşturma, tatlı telaş ya. Allah mutluluklarını daim etsin. Sen zamanında diyordun hani ilk tanıştığımız zamanlarda, ilk tanıştığımız zamanlarda değil de önceden böyle hani yanılmıyorsam hani oğlumla alakalı kısmeti açık olsun, bahtı açık olsun diyordun. Duaların tuttu abla işte. Morale ihtiyaçları var. Anladım. Ankara inecek, çok sessiz sakin. Hiç gitmedim, bilmiyorum. Son bir ürün kaldı bu arada elimizde. O son üründe şuradaki 200 dolara satacağımız minik tablet benzeri bir şey. Yaklaşık 24.600 dolarımız oldu. Ben hala Ankara mevzusunda kaldım. Pardon. Estağfurullah efendim, hiç önemli değil. Ya ben gitmediğim için bilmiyorum. Darısı başına samedim. Ablam teşekkür ederim. İyi dileklerin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Okey. Güzel. Bütün dükkanı, bütün depoyu sattık. Bundan sonraki aşamada artık Ay'a gideceğiz efendim ve 24.600 dolarımız var. Yani şurada görmüş olduğunuz şu an açık olmayan depo savaşı var ya, Kartal depo savaşıydı galiba. Zaten Kartal hani Amerika'nın sembolü diye hatırlıyorum. Beyaz Saray'ın sembolü falan böyle, ya da bilmiyorum, sinematik filmlerde o şekilde lanse edildiği için o şekilde biliyorum, emin değilim. En zorlayıcı depo savaşlarından biri olacak gibi. Tabii buna gitmek için öncelikle Ay'a yolculuk etmemiz gerekecek. Bakalım. Ay'da herhangi bir müzayede olmayacağı için oradan aldığımız para da direkt cebimize gelecek. Ve oranın satışını da yaptıktan sonra direkt en son depo savaşı muhtemelen böyle bir 30 bin dolarla falan gideceğimiz bir depo savaşı olur. Ulusal hayvanı değil mi Amerika'nın? Bilmiyorum ki. Yani filmlerde genelde bir Beyaz Saray portresi resmedildiğinde hani mutlaka bu kartal sembolünü görürüz diye düşünüyorum efendim. Öyleymiş demek ki. Uzaya şimdi mi çıkıyoruz? Yani şimdi de çıkabiliriz, sonraya da bırakabiliriz. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Esenlikle kalın. Bye bye.